Çok değerli başkanım, değerli milletvekili arkadaşım, arkadaşlarım, büyükelçimiz, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu güzel organizasyon için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bizler 12-13 saatlik bir yoldan geldik. Bir haftalık bir programımız olacak burada. Salı günü de yine başka bir organizasyon olacak. Toronto'da. Oraya da iştirak edeceğiz. Oraya da katılacağız. Orada da yine Türkiye'den burada bulunan vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bir araya gelmiş olacağız. Ben şuna değinmek istiyorum. Tabii Türkiye özellikle yakaladığı ivmeyle, yakaladığı büyüme hızıyla hakikaten inanılmaz şeyler başarıyor. Zaten çok kadim bir medeniyetten geliyor. Çok derin bir tarihi, çok derin bir, kadim bir devlet geleneği olan bir ülke. Ve gittiğimiz her yerde ülke insanımızın yapmış olduğu güzel işlerle karşılaşıyoruz. Ve ülke olarak da artık olmadığımız yerlere de hem büyükelçilikler açmak suretiyle hem de o açtığımız büyükelçilikleri özellikle Afrika'ya son dönemlerde çok ciddi anlamda büyükelçilikler açılıyor. Ve akabinden de Türk Hava Yolları, az önce bütün milletvekillerimiz de bahsettiler. Türk Hava Yolları da oraya direkt uçuşlar başlatıyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce Başbakanımız bir Afrika turuna çıkmıştı. 3 ülkeyi gezmişti. Gabon, Senegal ve Nijer. Ben de o ziyarette bulunmuştum. Heyetin içerisindeydim. Oradaki ülkelerin tamamına bizim Türk Hava Yollarımız uçuş gerçekleştiriyor. Direkt uçuş gerçekleştiriyor. Mesela bir tanesini haftada 3 sefer yapıyor. Birisini 2 sefer yapıyor. Ve bu ülkelerin tamamı yapmış olunan sefer sayılarının artırılmasına, hatta yani Gabon dersiniz işte İstanbul'dan, yani ana il dedikleri zaman Gabon, Orta Afrika'da bir yer. Yarın önce arayıp bulmuştum. Küçücük bir ülke ama İstanbul sayıyı bilemiyorum ama yabancı yolcu da vardı. Bu artık İstanbul'un dünyayı birbirine bağlayan bir hub, bir merkez olma yönünde ilerlediğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Ben şunu ifade edip sözlerime son vereceğim. Hakikaten ülkemiz güçleniyor, daha da güçlenecek. Çok iyi bir noktaya, çok farklı bir noktaya bu ülkeyi, bu kadim medeniyeti taşıyacağız. Dünyada Türkiye'nin birikimine, Türkiye'nin tecrübesine, bu kadim medeniyetin değerlerine hakikaten ihtiyaç var. Bugün Savaş Müzesi'ni gezdik. Bir programımız vardı. Orada tercüman tabii anlatıyorken Kanada'nın tarihinden, işte kuruluşundan, nasıl olduğundan bahsetti. Çok acı hatıralar var anlattıklarında. Çok acı olaylar yaşanmış. Sadece burada değil, buradan ta Güney Afrika'nın üst bölgesinde bir İşte bir savaş olmuş, buradan adam götürmüşler oraya. İşte oradan farklı bir yöne, farklı bir yerde bir olay olmuş, buradan yine oraya insan taşımışlar. Anlatmak istediğim, insanoğlu bu noktaya gelene kadar Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaş, İkinci Dünya Savaşı gibi milyonlarca insanın hayatını kaybettiği çok büyük savaşlar yaşayarak, acılar yaşayarak bu noktaya geldi ve bugün de halen dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle İslam coğrafyasında gerçekten kan ve gözyaşı durmuyor. Onun için dünyanın, insanoğlunun, Türkiye'nin tecrübelerine, bu kadim medeniyetin değerlerine ihtiyacı var. Bunu söylüyorum, bu sebeplerden dolayı ifade ediyorum. Tekrar ben de buradaki derneklerimizin, buradaki Türk Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ben de teşekkür ediyorum. Yapacakları yeni çalışmalarda başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Thank you.